Canlar, selamlar. Özel Güvenlik Merkezi kanalımıza hoş geldiniz. Yine kartallara özel bir videoyla karşınızdayım. Ee, hemen vakit kaybetmeden vakit kaybetmeden sunuma geçiyorum. Bismillah diyerek. Evet, kırmızı kalemle aldım. <laughs> kırmızı kalem aldıysam faydası olacak demektir. Bunu bilin. bir Kanunsuz olarak, yetki açılarak kişinin Evine, iş yerine, aracına girmesi veya çıkmasının istediği bir yere, istediği bir yoldan gitmesinin veya gelmesinin engellenmesi halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suç işlenmiştir? A) c Cebir, Türk Ceza Kanunu madde 108. B) Kişi hürriyetinden yoksun kılma, Türk Ceza Kanunu madde 109. C) Tehdit, Türk Ceza Kanunu madde 106. D) Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, Türk Ceza Kanunu madde 112. E) Şantaj Türk Ceza Kanunu madde 107. Şöyle bir 5 saniye bekleyelim. Ondan sonra sizler de cevabınızı verin. Eğitim ders notlarından yine bunları hatırlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet. Aklınızda tuttuysanız cevabınızı tercihinizi yaptıysanız doğru cevabımız elbette sizlerin de tahmin edeceği üzere B şıkkı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Türk Ceza Kanunu madde 109'da göre suç işlenmiştir. Değil mi arkadaşlarım? Evet, hatırladıysak cevaplar doğruysa bir sonraki sorumuza geçiyorum. 2. Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Zor kullanma yetkisi sadece silahlı özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkidir. B. Zor kullanmadan önce genel kolluğa en seri vasıta ile bilgi verilir. C. Özel güvenlik görevlileri Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerine göre de zor kullanabilirler. D. Zor kullanma yetkisi sadece özel güvenlik görevlisinin kendisine yönelik durumlarda kullanılabilir. E. Zor kullanmada orantılılık özel güvenlik görevlisinin inisiyatifine bırakılmıştır. Hemen tercihlerinizi yapın arkadaşlarım. Doğru cevabımız elbette tahmin edeceğiniz üzere C şıkkı. Özel güvenlik görevlileri Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre de zor kullanabilirler olacaktır. Geçtik 3. sorumuza. Özel güvenlik görevlileri çalışma süreleri, izin, ücret gibi özlük hakları bakımından hangi kanuna tabidirler? A) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, B) İş Kanunu, C) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, D) Türk Ceza Kanunu, E) Ceza Muhakemesi Kanunu. Gelsin bakalım cevaplar. Elbette arkadaşlarım bildiğiniz üzere özel güvenlik görevlileri de yine iş kanununa tabidirler değil mi? Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Özel güvenlik görevlileri de yine işçiler gibi e, iş kanununa tabidirler. Geldik dördüncü sorumuza. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda özel güvenlik görevlilerine yetki olarak tanınan hususlardan biridir? Gözaltına alma, Parmak izi alma, olay yerini inceleme, ifade alma, yakalama. Gelsin bakalım cevaplar. Arkadaşlarım bildiğiniz üzere özel güvenlik görevlilerinin gözaltına alma yetkisi yoktur. Parmak izi alma yetkisi yoktur. Olay yerini incelemek gibi bir yetkisi yoktur. İfade alma gibi bir yetkisi söz konusu değildir. Ancak yakalama yetkisi elbette vardır. Özel güvenlik görevlilerinin. Dolayısıyla E şıkkını e, tahmin etmeniz gerekirdi. Geçelim. Görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin işveren tarafından valiye bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim nokta nokta gün içinde yapılır. Yukarıdaki cümlede boşluğa doğru şekilde dolduran ifade hangisidir? Aynı gün, 5 gün, 7 gün, 10 gün, 15 gün. Gelsin bakalım cevaplarınız. Cevapları arkadaşlarım tahmininizi yaptıysanız Doğru cevabımız elbette sizlerin de tahmin ettiği üzere kaç gün olacaktı? 15 gün olacaktı değil mi arkadaşlarım? 15 gün olacaktı. Geçtik 6. sorumuza. Spor müsabakalarında genel kolluk ile beraber görev alan özel güvenlik görevlileri görevle ilgili kimlerin talimatlarını uygulamak zorundadır? Sadece kendi güvenlik amirinin, sadece spor kulübü başkanının, müsabaka güvenlik amirinin ve genel kolluğun sadece özel güvenlik şube polislerinin, spor salonunun ya da stat tesis müdürünün. Gelsin bakalım cevaplar. Doğru cevabımız elbette tahmin edeceğiniz üzere müsabaka güvenlik amirinin ve genel kolluğun emirlerini, talimatlarını uygulamak zorundadır. Arkadaşlar geçtik. Özel güvenlik görevlerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre verilen eğitim aşağıdakilerden Hangisidir? Yabancı dil eğitimi, alan eğitimi, kişisel gelişim eğitimi, pedagojik formasyon eğitimi, temel bilgisayar eğitimi. Gelsin bakalım cevaplar. Elbette doğru cevabımız ne olacaktı? Arkadaşlarım, alan eğitimi olacaktı. Değil mi? Alan eğitimi doğru olan seçenektir. Geçtik. 8. 1. Görev dışında çalıştırma yasağı, 2. Grev yasağı, 3. Görevliyen uzaklaştırma yasağı, 4 sendikaya üye olma yasağı, 5 toplu iş sözleşmesi yapma yasağı. Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da yer alan yasaklardan değildir? A 1 ve 3, B 2, C 4 ve 5, D 1 ve 2, E 1 2 3. Gelsin bakalım cevaplarınız. Dostlar bildiğiniz üzere sendikaya üye olma yasağı ve toplu iş sözleşmesi yapma yasağı e, söz konusu değildir özel güvenlik görevlileri için. Ancak görev dışında çalıştırma yasağı vardır, grev yasağı vardır, görevden uzaklaştırma yasağı vardır. Yani lokap dolayısıyla görevden uzaklaştırma yasağı vardır. Dolayısıyla e, seçmemiz gereken cevap C şıkkı olacaktı. Geçelim. Özel güvenlik görevlisi görevli bulunduğu alanda bir suçla karşılaştığında ne yapmaz? Suça el koyar, suçu önler, sanık ve suç delillerini tespit eder, sanık ve suç delillerini muhafaza eder ve ilgili zabıtaya teslim eder. Cumhuriyet Savcılığını arayıp onun yazılı emir vermesini bekler. Gelsin bakalım cevaplar. Dostlarım bildiğiniz üzere özel güvenlik görevlileri suça el koyarlar, suçu önlerler, sanık ve suç delillerini tespit eder, Sanık ve suç delillerini muhafaza eder ve yetkili zabıtaya teslim ederler. Ancak özel güvenlik görevlilerinin Cumhuriyet savcısını aramak ve onun yazılı emir vermesini beklemek gibi bir görev ve yetkisi söz konusu değildir. Dolayısıyla E şıkkını işaretlememiz gerekir sınavda çıkması halinde. Geçtik. 10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisini kullanması açısından doğru değildir? A. Yetkililer özel güvenlik görevlisinin hizmet verdiği süre içerisinde ve görev alanında kullanılabilir. B. Özel güvenlik görevlisi yetkilerini emir verdiği takdirde kullanabilir. C. Yetki kullanabilmek için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekir. D. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı herkes tarafından görülebilecek şekilde taşınmalıdır. E. Özel güvenlik görevlisinin yetkisini kullanacağı silah veya teçhizat için İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından izin verilmiş olmalıdır. Gelsin bakalım cevaplarınız. Cevaplar hazırlandıysa arkadaşlarım elbette burada da doğru cevabımız B şıkkı özel güvenlik görevlisi yetkilerini emir verildiği takdirde kullanabilir. Yanlış olan seçenektir. Doğru olmayan seçenek B seçeneğidir. Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları alanlarda yetkilerini emir verilmeksizin kullanabilirler. Geçelim. <laughs> Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan canın aşağıdakilerden hangisi haklarından biri değildir? Greve katılma hakkı, sendikaya üye olma hakkı, nakdi tazminat hakkı, aylık bağlanması hakkı, viziteye çıkma hakkı. Gelsin bakalım cevaplar. Cevapları seçtiysek elbette daha önce de defaten söylediğimiz gibi Özel güvenlik görevlilerinin greve katılma hakkı yoktur. Buna karşında işverenin özel güvenlik görevlilerini lokavt dolayısıyla işten çıkartma hakkı söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Geçtik. 12. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un uygulama yönetmeliğine göre aşağıdaki özel güvenlik hizmetlerinden hangisi için görev belgesi düzenlenir? Tesis koruma, kişi koruma Site koruma, kurum koruma, alışveriş merkezi koruma gelsin cevaplar. Cevapları eğer seçeneğimizi seçtiysek arkadaşlarım tercihimizi yaptıysak ben de doğru cevabı açıyorum. Elbette arkadaşlarım buradaki doğru cevabımız B şıkkı kişi koruma olacaktı değil mi? Hangisi için görev belgesi düzenlenir diyor kişi koruma için görev belgesi düzenlenir bildiğiniz üzere. Geçelim. 13. Özel güvenlik görevlilerinin sadece görevli oldukları yerde, görevli oldukları sürede ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları görünür şekilde olmak kaydıyla kullanabilecekleri yetkiler hangi kanunda düzenlenmiştir? Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Polis Vazife ve Selayet Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu. Hemen tercihlerimizi yapalım. Doğru cevabımız elbette tahmin edeceğiniz üzere özel güvenlik hizmetlerine dair kanun olacaktı arkadaşlar. Geçelim. <laughs> özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Kimlik kartları valilikçe verilir. B) Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. C) Görev alanı süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. D. Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir. E. Görev alanında ve süresinde kimlik kartı fotokopisi ile görev yapılamaz. E, seçeneğimizi seçelim bakalım. Tercihimizi yapalım arkadaşlarım. Tercihler yapıldıysa doğru cevabı açıyorum. Doğru cevabımız elbette D şıkkı. Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir seçeneği. Elbette yanlış olan ifadenin yer aldığı seçenektir D şıkkı arkadaşlar. Geçelim. <laughs> Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun işlenmesi halinde bu suça uygulanacak cezai yaptırımlar hangi kanunda yer almaktadır? A. İmar kanunu B. İş kanunu C. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun D. Polis vazife ve selayet kanunu E. Türk ceza kanunu Tercihinizi yaptıysanız arkadaşlar ben de doğru cevabı açıyorum. Elbette Türk Ceza Kanunu da yer almaktadır. Söz konusu e, cezayı yaptır. Değil mi arkadaşlar? Türk Ceza Kanunu. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Geçelim 16. sorumuza. <laughs> Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İzin başvurusunda sadece koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alanın belirtilmesi yeterlidir. İzin İl Özel Güvenlik Komisyonu'nun gerekçeli kararına istinaden vali tarafından verilebilir. Güvenliğin sağlanması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirler yetersiz görülürse valilik ilave tedbirler almasına veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkilidir. Valinin takdiri olmaksızın acil hallerde bile 48 saat önceden izin müracaatında bulunmalıdır. Müracatlar izine konu faaliyetin başlamasından hemen öncesinde neticelendirilir. Gelsin bakalım cevaplar. Evet tercihlerimizi yaptıysak arkadaşlarım doğru cevabımız elbette C şıkkı. Güvenliğin sağlanması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirler yetersiz görülürse valilik ilave tedbiri almasını veya güvenlik planını değiştirmesini istemeye yetkilidir. Doğru olan seçenektir arkadaşlarım. Geçelim. 17. Özel güvenlik görevlerinin sevil kıyafetle görev yapılmasını komisyon tarafından hangi nedenle izin verilebilir? A) Görevin ve iş yerinin niteliği nedeniyle, B) Özel güvenlik görevlisine rahatça hareket edebilme kabiliyeti sağlama nedeniyle, C) Üniformanın belirli aralıklarla temizlenmesini sağlamak için, D) Üniformanın tedarik edilinceye kadar geçen sürede görev yapılabilmesi nedeniyle, E) Özel güvenlik görevlisinin üniformasında tadilat yapılması için tercihler yapıldıysa ben de doğru cevabı hemen açıyorum. Görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle olacaktı doğru cevabımız. Geçelim. 18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikle ilgili valinin görev alanına girmez? Geçici veya acil hallerde özel güvenlik izni verilmesi, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması, özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesi, alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi verilmesi, şirketlerin özel güvenlik alanında çalışabilmesi için faaliyet izin belgesi verilmesi. Tercihler yapıldıysa doğru tercihimizin şirketlerin özel güvenlik alanında çalışabilmesi için faaliyet izin belgesi verilmesinin valinin görev alanına girmediğini, bunun bakanlıkça yapıldığını e, söylemeye e, bir sakınca yok. Doğru seçeneğimiz elbette E seçeneğidir değerli arkadaşlarım. Geçelim. <laughs> 19. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da yer alan adli suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak sayılmıştır? Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi, faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunulması, özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi, çalışma izni verilmeyen kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak silahlı çalıştırılması faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verildiğinin ilan edilmesi veya reklamının yapılması. Tercihler yapıldıysa arkadaşlarım doğru seçeneğimizin D seçeneğini, çalışma izni verilmeyen kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak çalış, silahlı çalıştırılmasının e, kanunda yer alan adli suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak sayıldığını söylememiz mümkündür elbette sınavda çıkması halinde D seçeneğini rahatlıkla seçebiliriz. Geçelim. 20. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair uygulamasına ilişkin, dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte para ve değerli eşya veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallelerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar alma görevi kime verilmiştir? A. Birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirine, B. İl emniyet müdürlüğüne, C. Özel güvenlik şirketi yöneticisine, D. İl özel güvenlik komisyonuna, E. Özel güvenlik görevlisine. Evet doğru seçeneğimiz ne olacaktı arkadaşlarım? Elbette il özel güvenlik komisyonuna olacaktı. Bu görev il özel güvenlik komisyonuna verilmiştir. Bildiğiniz üzere. Geçelim. Özel güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanıklarla ilgili hangisi yanlıştır? Tutanıklar A5 ve A4 tabir edilen kağıtlara yazılmalıdır. Okunaklı olmak kaydıyla el yazısı ile yazılabilir. Tutanıklar kurşun kalemle de yazılabilir. Aynı kişi tarafından aynı kalem kullanılarak yazılmalıdır. Kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır. Tercihler yapıldıysa arkadaşlarım doğru cevabımızın C olduğunu hemen söyleyebilirim. Tutanaklar koşun kalemle de yazılabilir mi? Hayır, elbette yazılamaz. Geçelim. Hava meydanında devriye görevi yapan ÖGG Oğuz ile Sedat'ın devriye görevi es görevleri esnasında aşağıdaki hangi davranışları yanlıştır? Bölgelerinde görünür bir şekilde devriye görevi yürütmeleri, devriye esnasında sürekli olarak aynı güzergahı kullanmaları, olaylara her an müdahale edecek şekilde dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlara derhal müdahale etmeleri, bölgelerinden izinsiz ayrılmamaları. Gelsin bakalım cevaplar. Dostlarım elbette sizlerin de tahmin edeceği üzere doğru cevabımız devriye esnasında sürekli olarak ayrı güzergahı kullanmaları olacaktı. Umarım sınavda çıktığında bu seçeneği seçersiniz. Geçelim. 23. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur? Kan, kovan, parmak izi, araç lastik izi, yapıştırıcı madde. Gelsin bakalım cevaplar. Elbette doğru cevabımız ne olacaktı arkadaşlarım? Doğru cevabımız e, biyolojik bulgu kan olacaktı. Umarım sınavda çıkar zaten bu sorular. Umarım sınavda çıktığında da. Doğru seçeneği seçmiş olursunuz. Kan, tükürük, tamam mı? Bunlar ter, saç gibi e, bulgular elbette biyolojik bulgulardır. Haberiniz olsun. tamam. Geçelim. 24- Özel güvenlik görevlilerinin önleme araması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Duyarlı kapılardan geçirmek suretiyle arama, el dedektörü vasıtasıyla arama, çanta veya eşyaların X-ray cihazından geçirilerek aranması, Araçların fiziki olarak ayna ve bazı özel durumlarda elektronik sistemlerle aranması elle arama gelsin cevaplar. Evet. tercihlerimiz yaptıysak elbette arkadaşlarım e, yanlış olan seçeneğimiz elle arama olacaktı değil mi? Özel güvenlik görevlileri elle arama yapamazlar bazı durumlar hariç. Geçelim. Özel güvenlik görevlisi Hasan devre görevi sırasında otoparkta şüpheli paket ihbarı alır. Olayla ilgili hangi davranışı yanlıştır? Şüpheli paketi bırakan hakkında bilgi toplar. Şüpheli paketi hiçbir şekilde dokunmaz. Paketi emanete alır ve sahibini arar. E tarafına güvenlik şeridi çeker. Derhal kolluğa haber verir. Gelsin bakalım cevaplar. Şüpheli paket için arkadaşlarım yapılması gereken seçeneğin e, yapılmaması gereken seçeneğin elbette C şıkkında verildiği paketi emanete alır, sahibi arar yanlış olan seçenektir elbette yanlış olan davranış şeklidir, değil mi? Peki bakalım arkadaşlar. Bu e, videoda bu kadar. Çalışmalarda kolaylıklar, sınavda başarılar diliyorum. Bir sonraki e, canlı yayında veya videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.